Bir yandan geleceğinizdeki mesleğinizi hazırlanırken bir yandan da bir üniversite yerleşkesinin size sunduğu fırsatlardan sonuna kadar faydalanmak. Bu bölümün konusu üniversite yerleşkeleri. Üniversiteler pek çok alanda olduğu gibi yapılı çevreleriyle de toplumun bir adım önünde gidiyorlar. Bu bölümde tanıtılacak olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkeleri, akademik ve sosyal yaşama olan katkılarının yanı sıra çevre ve mimarlık konusunda da birçok açıdan ilk ve yeni olarak niteleyebileceğimiz kaliteleri temsil ediyorlar. Bugün 18.754 öğrencisi, 21.000 kişilik toplam nüfusu ve onlara hizmet veren yapılı çevresiyle adeta küçük bir şehir ölçeğine gelmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesi, Ankara, hatta Türkiye içinde bir ada gibi. 1956 yılında uluslararası bir standart hedeflenerek kurulan ve öğretim dili İngilizce olan üniversite, Türkiye'de kampüs anlayışının ciddi anlamda ilk uygulaması. Yalnızca üniversite yapılarına yönelik değil, şehircilik prensiplerine yönelik olarak da pek çok çağdaş uygulamanın denendiği kampüs, özellikle kendisini saran yeşil kuşağıyla dikkat çekiyor. Yüzyılın sonunda bütün dünyada yükselen değer haline gelen çevrecilik anlayışının erken bir temsilcisi olan kampüs öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin çabalarının sonucu olan bu duyarlılığın sonucunda uluslararası Ahan ödülüne layık görülmüş. Kampüsün mimarı Behruz Çiniçi, yola çıkış öyküsünü anlatırken Türkiye için birçok ilkin altını çiziyor. Verilen geniş bir program, bütün fakültelerin programlarının verildiği bir kampüs yarışması açıldı. Uluslararası jüride de Şipri Gerson vardı ve iki kişi daha vardı, yabancı, kalabalık bir jüriydi. Ve Şipri Gerson'ın bu projenin seçilmesinde önemli rolü olduğuna daima inandım. Nitekim sonra büyük destek uygulamada da bize vermişlerdir. Bu projeleri biz yaptık, kazandık ama o zaman idare de kimse, yani sadece mühendisler var, teknik insanlar var, rektör yok ortada ve bir ihtilal. Sonra tekrar demokratik bir sisteme geçirdikten sonra Sayın Kurdaş'ın rektör olarak gelişinde doğrusu kim geliyor? Maliye Bakanı deyince bizi bir telaş aldı. Ya biz bir maliyeciyle nasıl acaba anlaşabileceğiz, mimariyi nasıl anlatacağız diye bir yüreği hopladığını hatırlıyorum. Ben konkuru bu şartlarla kazandım. Bakın çıplak beton yazmışım ben. Ne demek böyle bir şey olur mu? Olmaz filan. Kavgasının tam orta yerine Sayın Rektör teşrif ettiler. Ve söyledikleri gibi uzun uzun projeleri her iki tarafı dinlediler. Biz modellerle de kendilerine takdim ediyorduk bütün şeyleri. Ve o zaman bu rektörün, maliyeci rektörün ne denli mimariye, arkeolojiye ve tarih bilgisine sahip olduğunu büyük bir kıvançla izlemeye başladık. İşte oradan diyorum, benim bana ya da bende emeği olan bütün o tarihi, mimari eserlerin, heykellerin bana sanattan bir parça vermiş her tesadüfün benden beklediği bir anda o. Bir nevi kader anı. Mimarımız getirmiş, projelerini vermiş. Bir memur da o projelere karşı tam tipik Osmanlı reaksiyonu göstermiş. Bu süreç içinde Mimar Behruz Çinici'nin de altını çizdiği gibi Türkiye'de bir zihniyet değişimine de işaret eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinin gerçekleşmesinde ilk rektörlerden Kemal Kurdaş'ın özel bir yeri var. Mimari ve heykeltıraş hocaya bağlı olmayan, devlete bağlı olmayan talihli bir sanattır. Çünkü her yerde herkesi eğitir. Yani bu beni de eğitmiştir. Yani aslında en büyük sanat eseri, en daimi sanat eseri ve insanı her gün içine alan sanat eseri mimari tabii. Evinizde o sizi alıyor. Mabedinizde o sizi alıyor. Meydanınızda o sizi yönlendiriyor, baktırıyor. Ve tabii mimarisi modern çağın anlayışına uygun düzeye erişmemiş toplumların veya onunla kabulü mukayese bir düzeye erişmemiş toplumların
kültür düzeyleri herhalde bir yerde sıkıntılı kalıyor, erişemiyor. Çok iyi bir işverendir, her türlü isteği vardır ama karşısında bir mimar rastlar, uyuşmaz, gelmez şeylere. Ve bu ilişki de doğmaz. Yani bu ilişkinin yumuşak, verimli, öyle smooth dedikleri İngilizce böyle rahat yürümesinde işte o kesişmenin çok önemi var. Ben biliyorum ki onun getirdiğinde bir hikmet var. Kampüs yarışmasında ilk yapı olan Mimarlık Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde de ayrıcalıklı bir yere sahip. Sıra dışı mekan anlayışı, bina içine taşınan avlu ve iç bahçeler, yapının ana malzemesi olan çıplak beton ve büyük açıklıkları geçmek için kullanılan kaset sistemi adeta bir mimarlık laboratuvarını andırıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde o günün mimarlık ortamı için yeni, hatta devrimci olarak kabul edilecek bu mekan anlayışı ve malzeme kullanımı diğer yapılarda da sürdürüldü. Fakülte yapılarının ve rektörlük, kütüphane, yemekhane gibi bazı servis yapılarının etrafına dizildiği ana yaya yolu teknik deyimiyle Halle, ODTÜ kampüsü için tüm hareketin toplandığı ana bir omurga gibi. Araç trafiğinin tamamen dışa taşındığı ve çıkmaz yollarla fakülte yapılarına ulaştırıldığı bu uygulamayla belki de bugünün çağdaş trafik uygulamasının öncü örneklerinden biri gerçekleştirilmiş. Genellikle alçak ve yaygın bir yapılaşma düzeninin tercih edildiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesi, öngörülen yoğunluk ve yapı tipolojisiyle de Türkiye alışkanlıklarına bir alternatif sunuyor. Bütün yerleşke içinde yükselen tek yapı, bazı mühendislik fakültesi birimlerinin toplandığı ve öğrencilerin Redkit'ten esinlenerek Avarel adını taktıkları bina. ODTÜ yerleşkesi içinde yer alan yurt ve lojman bölgeleri de ayrı yaşam alanları olarak ele alınmış. İşçilik kalifiye hale gelmiş değil. Biz aynı zamanda bu inşaatı, bu projeleri yaparken kalifiye işçiliğin geliştirilmesine, yeni malzemelerin denenmesine de öncülük etmiş bulunuyoruz. Ama böyle bir rektör olmasaydı, bütün bunların bir kere benim tarafımdan bu deneylerin yapılmasına müsaade dahi edilemezdi. Çünkü kısıtlı bir imkanlar vardı. Bütçe de kısıtlıydı. Benim bir mukavelem vardır. Kendilerinin imzaladığı metrekaresi 800 Türk lirasını geçerse senin projelerini yırtarız maddesi vardır. Ben bu vesileyle de mimarlıkta her çizginin ekonomsal değeri olduğunu da öğrenmiş oldum kendilerinden. Bu şeyle başladık. Bu diyalog içerisinde başladık. Bu sitenin, bu sistemin önemli bir tarafı altyapı projesi. İlk defa Türkiye'de yer altına alınıyor enstalasyon, bütün tesisatlar, ısı, havalandırma, su, kanalizasyon. Bu da Sayın Rektör'ün kabulüyle olmuştur. Ve burada elektrik telleri görülmez. Biz Orta Doğu'da bu örneği de verdik. İnşaat metotları getirdik. Her şey, Orta Doğu'da her şey yenidi. Ve her şey hiçbir bağ gözetilmeyerek kabul edilmiştir. Doğal bir tepenin tribün olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuş olan stadyum, ODTÜ yerleşkesinde
yurtlarla eğitim mekanları arasında bir geçiş alanı oluşturuyor. Aynı bölgede yer alan kapalı spor salonunun katlanmış plak olarak isimlendirilen çatı örtüsü, dönemi için yenilikçi bir uygulama. Taşıyıcı sisteme yönelik benzer araştırmaları diğer yapılarda da gözlemek olası. Örneğin çarşı bölümünde kullanılan ve form benzerliği nedeniyle mantar strüktür olarak adlandırılan taşıyıcılar bunun bir başka örneği. Tüm yapılarda gözlenen bu araştırmacı yaklaşımın ve cesur malzeme kullanımının yanı sıra tekrar eden bir başka özellik de yapıların dış mekanla kurduğu zengin ilişkiler ve yeşil dokuyu yaşamın merkezine taşıyan açık alan anlayışı. Yani mimari aslında en büyük eğitici sanatlardan biridir, en devamlıdır. Mesela müziği siz her dakika müziği şey demezsiniz ama işte bak bu cami her dakika, her saniye orada. ODTÜ büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ancak altı çizilmesi gereken kuruluş yıllarındaki heyecan ve zihniyetin paylaşılarak sürdürülmesi. Yerleşkede yer alan yeni yapılar ve batı kanadında adeta ikinci bir kampüs gibi gelişen teknokent alanında aynı anlayış sürdürülmeye çalışılıyor. Sanırız ODTÜ'yü ayrıcalıklı kılan eğitim düzeyi olduğu kadar fiziksel çevreye gösterilen duyarlılık ve mimari özellikleri de. Bugünkü ikinci durağımız Türkiye'nin bir başka köklü eğitim kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu programda tanıttığımız Ayazağa yerleşkesi, Taşkışla gibi tarihi yapılarına artık sığmayan üniversitenin başlattığı yeni yerleşke arayışında bir ara durak. 1973 yılında temeli atılmış olan yerleşke, asıl son birkaç yıldır yaşadığı dönüşüm nedeniyle başta çevre değerleri olmak üzere birçok açıdan ayrıcalıklı bir süreç sergiliyor. Mimarlık için özel bir örnekleme alanı oluşturuyor. Kampüsün planı Profesör Kemal Ahmet Aru başkanlığında planlama bürosu tarafından üretilmiş. Ancak özellikle uygulamadaki sahipsizlik çevre kalitesinde beklenen standartlara ulaşılmamasını getirmiş. Yerleşke giderek öğrencilerin severek kullanacağı bir ortam olmaktan uzaklaşmış. İstanbul Teknik Üniversitesi 96-2000 döneminde değişik bir yaklaşımla kampüslerinde çalışmalar başlattı. Bu çalışmaların arkasında Teknik Üniversitenin şehir içindeki mevcut kampüslerinden Ayazağa'ya taşınırken izlediği yöntemin bizi çok da mutlu etmemesi duruyordu. Bu nedenle biz acaba Ayazağa kampüsümüzü ne şekilde yeniden yapılandırabiliriz ve bir mimar rektör olarak acaba bu konuda ben neler yapabilirim diye düşündüğümde tabii ki arkadaşlarımızla birlikte aklımıza pek çok şey geldi. Yapmak istediğimiz şey çoğulcu bir devlet üniversitesi kavramıyla burada gene kent dokusuna benzer farklı mimarların farklı açılımlarda yarattığı bir çevre olsun istedik. Gerek düşük yoğunluğu gerekse doğal çevre değerleriyle İstanbul içinde bir vaha olan yerleşkede özellikle 1996 sonrası Rektör Profesör Gülsüm Sağlamer'in gündeme getirdiği yeni yapılaşma anlayışıyla yerleşke bir yandan çağdaş yaşam koşullarını iyileştirirken öte yandan çevrenin mimari kalitelerinin artmasında etkili olmuş. Çoğulcu kent üniversitesi düşüncesi çoğulcu ve katılımcı bir yerleşke getirmiş. Şimdi bu çevre kalitesinin iyileştirilmesinde duyarlı kullanıcı kitlelerinin olması gerekiyor. Yani eğer bulunduğu çevreden rahatsız olmayan bir kullanıcı kitlesi varsa o zaman onun umurunda da olmayabiliyor. Yani çevre iyileşmiş veya iyileşmemiş. Dolayısıyla bu görgünün yani çevre kalitesinin insan yaşamına katabileceği artıların ne olduğunu farkına varılması gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkesinde mimari çevrenin kalitesine yön veren yer burası. Burası bir anlamda İTÜ yerleşkesindeki mimari programında kalbi, proje yönetim merkezi.
Rektör Gülsüm Sağlamer, büyük ölçüde kurdukları proje yönetim merkezi aracılığıyla kendi kaynaklarına dönmek olarak nitelenebilecek bu dönüşüm süreci için şunları söylüyor. Ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştirmek için kaynak sorunumuzu mezunlarımızın ve dostlarımızın desteğiyle İTÜ Geliştirme Vakfı kapsamında çözebileceğimizi düşündük. Sanki bugünü bekliyorlardı. Yani bu çok ilginç bir olay. Çünkü siz böyle projeler yaratabilirsiniz, birçok güzel şey düşünebilirsiniz. Ama sizinle birlikte hareket etmeyen, size kaynak sağlamakta bu kadar cömert davranmayan bir grupla çalışıyorsanız sizin amacınıza ulaşmanız veya başarıya ulaşmanız mümkün olmaz. Şimdi olay şuraya geldi. Tamam, projelerimiz var. Kaynağı da bulabileceğimizi görüyoruz. Peki bu projeleri bu kaynaklarla gerçekleştirmek için devlet mekanizmasının içerisinde bulunan Yapı İşleri Daire Başkanlığı uygun bir organizasyon mudur? Bunun uygun olmadığını biz biliyoruz. Herkes biliyor. Bu yeni organizasyon ne olmalıydı? Bu yeni organizasyon üniversitemizde bir proje yönetim merkezi çatısı altında olmalıydı. Burada mühendisler, mimarlar birlikte çalışmalıydı. Yönetim alanında derinleşmiş olan öğretim üyelerimiz birlikte çalışmalıydı. Ve bu organizasyon bir tarafta mezunlar, bir tarafta üniversite, bir tarafta İTÜ Geliştirme Vakfı, bir tarafta da yapımcı olmak üzere bu dörtgen içerisinde süreci çeşitli kombinezonlarla organize edebilmeliydi. Esnek bir yapıya sahip olmalıydı. Türkiye'de birçok yatırımın devletten beklendiği bir dönemde kendi kaynakları ve toplumsal destekle var olma kararı veren İstanbul Teknik Üniversitesi, öncelikli olarak lokomotif konumunda olan Mimarlık Fakültesi potansiyelini kullanmaya karar veriyor. Aslında model oldukça basit. Gereksinim duyulan yatırımlar önce mimari projelere dönüşüyor. Ardından gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları doğrultusunda bireysel sponsorlukla gerçekleştirilebilecek alt proje parçaları oluşturuluyor. Bu modelin başarıyla uygulamaya geçirildiği yapı gruplarından biri öğrenci yurtları. Bu yapıların elde edilme sürecinde kendi mensupları arasında bir mimari proje yarışması düzenleyen yönetim, diğer yapıların elde edilmesinde de benzer yöntemler kullanmış, akademik birikimin kendi çevrelerinin oluşumunda aktif hale gelmesi sağlanmış. Yurt yapıları çevreyle kurduğu ilişkiden malzeme seçimine, donanımından iç mekan düzenlemesine, klasik yurt ortamından çok bağımsız ev ortamı sunuyor. Ama mesela o projeyi tamamen mezunumuz olan yapımcı firma kendisi baştan sona yaparak bitirdi. Veya ihale ettik. İhale ettiğimizde de gene İTÜ Geliştirme Vakfı, İTÜ Rektörlüğü, yapımcı ve bağışçımızla bu dörtgen içerisinde düzenlediğimiz protokollerle kaynakların en verimli biçimde en iyi sonucu üretecek şekilde kullanılmasına imkan sağladık. Projeleri nasıl üretiyoruz? Evet. Projelerin bir kısmını açtığımız yarışmalarla üretiyoruz. Yani içeride açtığımız yarışmalarla, Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları arasında açtığımız yarışmalarla üretiyoruz. Bazılarını ise daha küçük boyutlu projeleri daha farklı yöntemlerle de o alanda derinleşmiş olan arkadaşlarımız oluyor. Daha evvel yaptıkları binalar nedeniyle onları da kendilerinden isteyebiliyoruz. Aynı katılımcı üretim anlayışı diğer yapılarda da yaşama getirilmiş. Böylelikle bir yandan yerleşkeye sahiplik duygusunun artırılması sağlanırken, öte yandan eleştirel, akademik bir sürecin uygulamayla bütünleşmesi sağlanmış. Bu yapılardan yerleşkenin akademik ve sosyal yaşamı üzerinde en etkili olanı şüphesiz konferans salonu. Benzer biçimde kafeterya, anaokulu ve yeni okul yapıları da öğrencilerin severek kullanacakları mekanlar.
ayrıcalıklı bir yaşam kalitesi sunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkesinin yeniden yapılanma sürecinde yer alan binalardan biri de Sedat Üründül Anaokulu. Mimar Rektör Gülsün Sağlamer ve Meltem Paksoy imzasını taşıyan bu tasarımda alışılmış anaokulu kurgusunun dışına çıkılmış ve çocukların hayal güçlerine katkıda bulunan bir mimari tasarım sağlanmış. Kısa sürede gerçekleşmiş olan bu dönüşüm sonrasında yerleşke daha çok ve severek kullanılan, verim alınan, yaşam kalitesinin yükseldiği, kısaca yaşayan bir ortama dönüşmüş. İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkesinde yaratılan yeni mimari çevre eğitime de doğrudan katkılar sağlamış. Üniversite öğrencileri hem mimari çevreleri daha çok kullanıyor hem de yeni mekanlarına sahip çıkıyorlar. Çünkü çocuklar iyi bir yerde bulunmaktan, standartta yüksek bir yerde çalışmaktan mutluluk duyuyorlar ve o mekanlarda daha fazla kalıyorlar. Eskiden bir an evvel kaçıp gitmek, buradan çıkıp gitme hisleriyle dolu olan öğrenciler şu anda kampüslerde geliştirilmiş olan iyi mekanları gayet iyi kullanıyorlar. Derslikler öyle, laboratuvarlar öyle, yemekhaneler öyle, kiosklar öyle, her yerde kütüphane, her yerde kullanma oranı çok yükseldi. Verim yükseldi, başarı oranı yükseldi üniversitemizde. Yani bu, eğer siz öğrenciyi, öğretim üyesini yüksek standartta yaşatmayı hedef aldığınızda ona değer veriyorsunuz. O değerin farkında. Yani kendisine değer verildiğinin farkında ve onu da kullanıyor. Yani onu değerlendiriyor. Ve o arada bulunmaktan mutlu olduğunu da ifade ediyor. Karşı karşıya olduğumuz bir başka ayrıcalıklı çevre. Ancak şüphesiz satır aralarında okuduğumuzsa idari otoritenin kent ve çevre kültürünü önemsemesinin yarattığı farklılık. Belki de tüm Türkiye için örnek alınması gereken bir model.